Açtım bile. Duducuğum. Ne var Umur? Ne var Umur? Dudu, iyi misin sen? Sana ne? Niye rahatsız ediyorsun beni? Sana ne? Niye rahatsız ediyorsun beni? Ama Dudu, neden bana böyle davranıyorsun? Hani bugün arayacaktım, randevulaşacaktık, buluşacaktık. Avucunu yala Umur. Benim senin gibilerle kaybedecek vaktim yok. Bir daha beni arama. Beni bir daha arama. Avucunu yala Umur. Benim senin gibilerle kaybedecek vaktim yok. Bir daha beni arama. Beni bir daha arama. Seni anlamıyorum Dudu. Geçirdiğimiz onca romantik günlerden sonra nasıl böyle laflar edebilirsin? Tamam. Seni bir daha aramayacağım. İntikam. 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 İnanabiliyor musun hayatım? Ceren susamış güya, bardak uçarak ona gelmiş. Desene Ceren kendini rolüne iyice kaptırmış. Haklısın hayatım. Ha, bir de tam okula giderken trafik çok sıkışıkmış. Yazık, o da korkmuş provaya geç kalacağım diye. İçinden demiş ki, ah keşke bir ışınlansam. E'si Cem'in de Ceren'in de dediğine göre otobüs bir anda okulun önüne gelmiş. Canları bir görüyorsun işte. Çocuk yani ne yapsın? Garibim, elindeki o değneği gerçek sihirli değnek sanıyor. Canım ya. Ver şu değneği anne. Zaten çocuk üzgün. Bir de sen oynaya oynaya kıracaksın, daha da çok üzülecek. Ne çocuğu, ne değneği, ne diyorsun sen? Gördün mü ne yaptın? Ver şu değneğimi. Ay tamam anne, tamam. Üf, iyi. Hevesin geçinceye kadar al sen de dursun. Oh. Hayatım, senin günün nasıl geçti? İyi iyi, çok iyi geçti benim günüm. Sen çocuklar nerede dedin, odalarında mı? Ben gidip bir bakayım. Tamam. Çok merak ediyorum, acaba Ceren'in provası nasıl geçti? Aa, Firuze, kapıya bakar mısın? İnanamıyorum. Bu turu hiç geçememiştim. Çünkü içimden abim artık şu turu geçse de oyun bitse dedim. Gıcık oluyorum şu araba seslerine ya. Hiç de değil. Oyunu kendi zekamla bitirdim. Ne oldu bunun sesine ya? Oh! Aa, gel Bütüş, gel. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Ne olur Suzan, şu perdeleri açıp dürbünümü bana geliversene. Tek eğlencen röntgencilik değil mi abi? Bir de utanmadan söylüyor musun? Bak sen hep beni yanlış anlıyorsun Suzan. Sana gördüklerimin hayal olmadığını kanıtlayacağım. Ya asıl sen benim yaşadığım hayal kırıklığını sor. Lotoyu tutturunca dünyayı gezeriz sanmıştım. Ama ben seninle art merkeze gitmeye bile utanıyorum. Puh, pis röntgenci. Ben röntgenci değilim. Of, of. Sen de mi bana inanmıyorsun Betüş? Galiba ben de babanla aynı şeyi söyleyeceğim tatlım. Bana böyle bir güç geldi. Aklımın ucundan geçen küçücük bir şey bile gerçek oluyor. Abim oyununu bile ben bitirdim diyorum. Ama böyle bir şey nasıl olabilir ki? Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun Cem? Düşündüm de otobüsün ışınlanması bana da saçma geldi. Ceren'in zaten hep bir yerde parası vardır. Kesin çiçeklerin parasını ben vereyim diye harçlığım bitti dedi. Hem zaten oyunda ben bitirdim. Çok yönettin abi, çok. Ama ikinize de gizli bir yeteneğimin olduğunu kanıtlayacağım. Aa, böyle bir şeye hiç gerek yok tatlım. Bu konuyu kapatalım gitsin. Bırak ispatlasın Betüş. O zaman gelin peşimden. Şimdi hepiniz gerçeği göreceksiniz. Hayatım, buna gerçekten gerek yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.